dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Mart Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Metro Bülo Dodo. Metro çalışmak, uyumak. Fransa'daki insanlar özellikle Paris'te yalnızca işe gidip gelmek. Metro çalışmak, bülo ve uyumaktan dodo oluşan ve boş zamana yer bırakmayan zorlu günlük hayatı bu şekilde tanımlamayı seviyor. Metro bülo gevo. Yani metro, iş, mezar ve arada emekli maaşı yok. Geçtiğimiz haftalarda Fransa'daki protesto afişlerinde okunabilen buydu. Ülkedeki halk Başkan Macron'un dün televizyon röportajında savunduğu kabul edilmiş olan emeklilik reformunu sert bir şekilde protesto ediyor. Fransız hükümetinin emeklilik yaşını ve prim ödeme süresini yükseltmesinden bir hafta sonra ülke yeni grevler ve kitlesel protestolarla karşı karşıya. Fransa'da enerji, ulaşım ve eğitim dahi çok sayıda sektör çalışanı bugün mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto ediyor. Diğer yandan devam eden grevler nedeniyle ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Ülke genelinde 40 bölgede benzin istasyonlarının yaklaşık %15'i akaryakıt kıtlığı nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi. Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birçok bölgede istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Öte yandan grevler kapsamında Paris başta olmak üzere birçok kentte milyonlarca kişinin sokaklara inerek protestolara katılması bekleniyor. Protestocular Cumhurbaşkanı Macron'un talebiyle emeklilik reformunu mecliste oynamadan kabul eden hükümetin reformu geri çekmesini istiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darp edilmesi görüntülerinin yansıması tepkilere yol açtı. Protesto ve grevin çağrısını yapan sendikalar 800 bin civarında insanın gösterilere katılmasını bekliyor. 12 bin polis memuru görev başında. Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı söyleşide söyledikleri özellikle sendikalar arasında daha fazla hayal kırıklığına sebep oldu. Macron alınan kararı savunmuştu. Emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasına karşı yılın başından beri grevler ve protestolar yapılıyor. Anlaşmazlık bir hafta önce Macron hükümetinin yasayı ulusal meclis tarafından oylama olmaksızın anayasal bir madde kullanarak geçirmesiyle yoğunlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım başladı. İkinci tura Yeşiller Partisi'nden Sven Şola tek aday olarak katılacak. Partisinin kendisine aday göstermemesine rağmen aday olan Kasel Büyükşehir Belediye Başkanı Gezel'le 12 Mart'ta yapılan seçimlerde yüzde 31 ile en yüksek oyu alıp ikinci tura kalmasına rağmen ikinci tura katılmayacağını açıklayarak destekçilerini şaşırttı. Bu durumda seçimlerin 26 Mart'ta yapılacak olan ikinci turunda oy pusulasında sadece %27 oy alan Yeşiller Partisi'nden Sven Schöla yer alacak. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan Schöla, Kassel'deki seçmenlerin sadece 5'te birinin oyu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. 26 Mart'ta yapılacak ikinci turda oy pusulasında şöylerin ismi yazılacak ve oylar evet veya hayır olarak verilecek. Şöylerin seçilebilmesi için ikinci turda verilen oyların %50'sini alması yeterli olacak. <laughs> Alman halkı arasında ülkelerinin savaşa taraf olmasına ilişkin endişeler büyüyor. Almanya'da 1099 insanla yapılan anketin sonuçlarına göre ülkenin bir savaşa taraf olacağından korkanların oranı %55'e yükseldi. Bu oranın geçen yaza göre 13 puan arttığı belirtildi. Araştırmayı yapan sigorta şirketi RV'nin bildirdiğine göre sonuçlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yılında Almanya'daki savaş korkusunun 2000'li yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Son 30 yıl içinde Almanya'nın savaşa müdahil olmasına ilişkin daha büyük bir korkunun %60'lık oranla 1999'daki Kosova Savaşı esnasında görüldüğü belirtildi. Anket sonuçları bu endişeye ilişkin doğu-batı farkını da ortaya koydu. Buna göre ülkenin doğusunda endişeli olanların oranı %66'ya çıkarken batıda %53 olarak belirlendi. Aynı anketin sonuçlarına göre kadınların savaş korkuları erkeklere göre daha yüksek. Yeşiller Partili Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in hükümet ortakları SPD ve FDP'yi gelişmeyi engellemekle suçlaması koalisyonda karın ağrısına sebep oldu. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD, Hür Demokrat Parti FDP ve Yeşillerden oluşan koalisyon hükümetinde enerji ve iklim politikasında yaşanan görüş ayrılığı ortakları birbirine düşürdü. Aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Yeşiller Partili Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in SPD ve FDP'yi gelişmeyi engellemekle suçlaması koalisyonda ciddi sancılar yaşanmasına yol açtı. Bakan Habeck'in Alman Devlet Televizyonu ARD'ye verdiği demecinde ortaklardan birinin gelişmeden ve kalkınmadan sorumlu olması, diğerlerinin ise bunu engellemesi kabul edilemez. Bu böyle gitmez demesi koalisyon hükümetinde ciddi sıkıntılar yaşandığına dair iddiaları doğruladı. Robert Habeck görüş ayrılıklarının giderilebilmesi için SPD'li Başbakan Olaf Scholz'tan ağırlığını koyup daha kararlı bir tutum sergilemesini istedi. Geçen yaz uygulanmaya sokulan 9 euroluk biletin yerini alacak, ülke genelinde geçerli olacak aylık 49 euroluk bilet 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Ulaştırma Bakanları Konferansı Başkanı Kuzeyren Vesfale Daire Başkanı, Kirişer Yerel Toplu Taşıma için 49 euroluk biletin 1 Mayıs'ta start alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu Zeydev kanalında yaptığı açıklamada yasanın cuma günü Eyaletler Meclisi'nde onaylanacağını duyurdu. Yeşiller Partili siyasetçi eyaletlerin hala beraberinde bisiklet götürmek veya öğrenciler için indirimli bilet gibi tek tip kurallar üzerinde çalıştığını da itiraf etti. Bu da uygulamanın parçalı hale gelebileceği anlamına geliyor. Müslümanlar için oruç ayı Ramazan Perşembe günü gün doğumuyla başladı. Oruç tutan Müslümanların şafaktan gün batımına kadar yemek yemesi, su içmesi, sigara içmesi ve seks yapması yasak. Ramazan bu yıl 20 Nisan'a kadar sürecek. Geleneksel olarak camide ortak dualar, akşamları arkadaşlar ve ailelerle oruç açma anlamına gelen iftar davetlerinde bir araya gelinecek. Çevre Araştırmaları Birliği ISST mazotlu motorları olan otomobillerde yıllardan bu yana yüksek oranda gaz salınımı olduğunu ortaya çıkardı. Yeniden yapılan bir değerlendirme bu araştırmayı gerekli kılmıştı. Yeniden değerlendirme kararı ise Avrupa Yüksek Mahkemesi'nin bir kararıyla zorunlu hale gelmişti. Araştırma Euro 5 mazotlu araçların %85'inde, Euro 6 mazotlu araçların ise %77'sinde aşırı derecede yüksek emisyon olasılıklarını ortaya çıkardı. Araştırılan araçların %40'ında ise sağlığa zararlı olacak derecede tehlikeli değerlere ulaşıldığı belirlendi. Alman Çevre Yardımı Kuruluşu Alman Otomobil Dairesi'ne yaptığı çağrıda Euro 5 ve altı mazotlu araçların yürürlükteki yönetmenliklere uygun hale getirilmesini talep etti. Değerli Necdet Sen hazırlayıp sunduğu Info programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönülcü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.